Evet, Genelde devam et şey, demek ki konuyu. Evet, karakol demiş. o karakola gidiyor. Oradan teslim oluyor. Ondan tabii hapishaneye düşüyor. Hapishanede de şey ettiği zaman rahmetli halam anlatırdı. Her yerinde bıçak nereye soktuysa oradan cilet şeyde de hapishanede ölmüş kardeşi. Öyle anlatırdı. Bıçak yiyen kişi. He, tabii bıçaklayan abisi. Onun şeyi de Olabilir. öyle yani. Esma Hanım'ın dersi Esma oradan Hanım'ın kalıyor. dersini daha bu oradan kaldı. Oradan kaldı. Çiftçilerden şeyden Boğazköy'den efendim. Kız. Kız tabii. Evet. Çet Çavuş'un Bekir Han'ın amcasının onlardanmış ama o sülaledenmiş. Evet. Şimdi bir şey daha soracağım, çok özür dilerim de. Bakasın doğru da olmayabilir. Mekanlara cennet olsun ama eski tarihte insanlar biraz da yokluk ve kıtlık yaşamış. Şimdi sen öyle Tabii deyince de tabii. rahmetli abim dedi ki, öğretim üyesi abim dedi ki, ya o dönemlerde insanlar ot yedikleri bile olmuş ya. Yani isim vermeyeceğim de. Tamam. Yani yokluktan dedi insanlar ot yemiş ya. Yediler, Aç, evet. iğnelik yediler. At, iğnelik. O şey Alman harbinde otu iğneli topluyor, haşlıyorlar. Boydan şeyle karıştırıyor, onun için çok olmak için. Ekmeğe bir şey yeşil yeşil ekmek olurdu. Sonra armut, dövme yaparlardı kıpkırmızı. Onu da boyda karıştırır, değirmende boyda uyulur. Ekmek yaparlardı. Onu biliyorum. O vaziyette. Yani o dönemde insanlar değil mi? Kıtlık insanları Kıtlık iliklerine şeyde kadar istemiş değil mi? Alman harbinde tabii şeyde 50 40 senelerinde mi oldu? Sen Onu Çavuş biliyorum. İspanya'ya falan gitmiş değil mi Hasan abi? Yani ilk Madrid'e gitmiş. Madrid'e yoğurt Madrid'e yoğurt çağını götürmüşler. Orada şey etmiş. Yoğurtçuluğu, yoğurt ustası yoğurdu olarak oraya satıyorlar. gitmiş değil mi? Oraya gitmiş. Murat abi bir yer anlatmıştı da Evet. yani Oraya gitmiş. oraya gitmiş orada yoğurt Yoğurt ustası olarak ustası olarak. hatta bırakmamışlar galiba. Yoğurtçunu oraya onu Ha, o bölgeye o o götürmüştü, o öğretmiş oraya İspanya şeyden. İspanya'ya değil mi? İspanya'da. Sert Çavuş mu? Sert Çavuş tabi. Ha, Öğretmiş. sen onu biliyorsun tabii değil mi? Sert Çavuş bilmem mi canım Sert Çavuş. Çok sert miydi hakikaten Hasan Ali Yok abi? canım şey bir adam mıydı ne işte. Adı ne adı? Adı neydi Sert Çavuş'un? Şey Mehmet. Mehmet. Evet. Soyadı? Aktaş. Mehmet Aktaş. Evet. Sert Çavuş. Sert Çavuş tabi. Başka kim vardı ayda şimdi böyle hani eski insanların yetişme tarzı Osmanlı tarzı böyle sert bir şey var. Kimler vardı efendim orada? Osmanlı Sultan benim çocukluğumda ben şeyi gördüm. Uzun boylu Bekir Han'ın şey annesine. Kimdi efendim bu? Çavuş kızı derlerdi. Uzun boylu bir kadındı. Çavuş kızı. Evet. O nasıl bir insandı? Kısa bir anlatır Ben mısın? az biliyorum o çocuğu diye hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun. Hatırlamıyorum. He. Onu hiç Ama hatırlamıyorum. şimdi Hasan abi bir şey arz edeceğim efendim. Söyleyeceğim. Şimdi bizim cin doruk vardı Murat abi. Mekanı Evet. cennet Tabii. olsun. Babası Zeliha ablayla Cin Bekir'in bir evleniş tarzını anlattı. Böyle işte Zeliha ablamı kaçırmış falan da işte bilmem ne yaylada mı, zengide mi, Karabağlı'da mı, aşık olmuşlar galiba. Onu bir anlattı. Abi sen biliyor muydun onu? Sen dedin ya Tamam anlatmıştı da ama yani çok detay olarak bilmiyorum. Ama ama Zeliha güzel ablam bir da şey var. Yani hikayesi Şeymiş ha, böyle güzel tabii. güzel bir kadınmış yani. Evet. Yani bir Bekir Aga biraz zor şey yapmış değil mi? Kandırmış mı? Zor gelmiş kadın. Evet, Şey mi? evet. Annesine mi? Annesi ya. Ya onu bilmiyorum, onu duymadım adını. Onu anlattı. Onu da Ya bilmiyorum, dedi, bu süslerdim. dedi anam dedi, bir dedi yani şey bir ailenin bir Kaçak insanı. kızı mı? Böyle bir şey dedi. Yani öyle. Kütlerdenmiş ama Kütüler'den. Gökmemetlerden. Gökmemetlerden. Gökmemetlerden Ya ha. onu Gökmemetlerden. anlattı da bizim kafa işte unuttu gitti ya. Çok detaylı Gökmemetlerden. anlattıydı. Zengi'de oturmuşlar mı orada azar davar güderken mi aşık mı oluyor bir şeyler oluyor. Birçok uzun hikayesi oldu da. Hasan Ali abi şimdi seni biraz rahatsız Ben ediyoruz çok da. marice ederim yani. Şimdi böyle sen bizim bir abimsin böyle bir tarih olarak da senden faydalanacağız. Boğazköy neyi soracağız abi başka? Boğazköy. Boğazköy'de düğünler falan bağımcıların kaç gün sürerdi? Nasıl olurdu? Bayrak kalkma Düğünler işi. mesela eğer şey gün çıkacaksa diyelim ki pazar gün gelin çıkacak. Perşembeden cumadan başlardı. Cumartesi gün düğün olurdu. Evet. Cumartesi gün gelin çıkardı. Evet. 2-3 gün önce başlarlardı yani. Evet. İlk Düğünler. gün bayrak mı Yine kaldırılıyordu? bayrak çekerlerdi. Bayrak çekiyor. Ondan sonra ertesi gün şey yaparlar. Gına gecesi. Kına gecesi. Ondan sonra düğün olurdu. Daha ertesi günde yaşakın 4 gün falan sürerdi yani. Öyleydi. Şimdi bir şey soracağım. Yörüklerde askere giderken erkek çocuğa kına vuruyorlar. Kurban olsun diye. Kızlara da bir mesela adet var. Hani gelinlere kına yakıyorlar ya. Evet. Geçen gün araştırdım. O şöyleymiş. İki Yani sene gelin de olmuş. kocasına kurban olsun. Kurban ediyoruz gibi.
Böyle bir bilgin var mı efendim? Kıray. Bilmiyorum. Öyle bir şey bizim o taraflarda öyle bir adet yok. Şimdi bunu ben yörük kültürünü araştırdım. Yani kıza da kına vurmak düğünlerde, bu bak kocasına seni kurban ediyoruz o gibi. Hoşuma da gitti yani, bu ilginç geldi. Ayrı ayrı şey var, böyle yöre şeyleri oluyor yani, bazı televizyonlarda izliyoruz yani. Evet. Değişik tabii, bizlerde öyle yok. Sen ne oynardın Hasan abi? Güzel oyun oynar mısın? Yok, ben oyun bilmem. Ben hiç oynamayayım. Hiç oynamaz mısın? Yok, bilmem. Şimdi sana bir şey soracağım. Burada detay. Aptallar var ya, aptallar. Evet. Durmuş abi vardı. Ya, aptal Durmuş. Aptal Durmuş. Şimdi bir Zengi Deresi'ne gelirdi. Evet. Ulan hay ara ya bizim oğlan falan diye işte neyse. Evet. Aptallar bizim köyün düğünü o dönemde aptal. Çalgıcımız oydu ya. Evet. Ya orkestramız, müzisyenlerimiz her şey oydu. Evet. Onlar yapar. Çocuklarımız onlar sünnet ederdi. Antalya'dan geliyorlardı. Dereye kamış ıslatıyorlardı. Sepet örüyorlar. Domates, incir sepetleri. Ama güzel de örüyorlardı yani. Evet. O şeyler falan da. Senin düğün nasıl oldu ya? Bir şöyle... Sen Şerif ablam nasıl şey yaptın? Sen Şerif ablam görücüsüyle mi verdin? Zaten amcamın kızı aynı evdeydik. He? Şey olarak işte bu sefer benim düğün de Göktaş'tan getirdiler. İki davul iki zurna. İki davul iki zurna aynı yaptık öyle şey olarak. Şey oldu yaptık yani. Davar falan kestin mi Şerif ablam? Kesmez olur mu? Kaç tane davar kestin? İki tane mi kestik bilmiyorum. Hatta sütçülere oku falan gönderdik. Davar gönderdik bir. Oradan gelenler oldu. Evet. İçkiliydi, içkiler verdik. İçtiler, oynadılar, ettiler, çektiler, gittiler adamlar. Maşallah. Eskiden oğlan evi, düğünlerde kız evine yardım olarak un... Evet, giderdi. Un ve böyle hayvan yardımı yapıyordu değil evet, mi? Yiyecek bazıları. Yiyecek yardımı yapıyordu. Nohuttur, beyaz tabii. Evet. Keşkekte öyle bir şey yardım yapıyorlardı. Hala bu konuyla ilgili... Murat abim, Murat Aktaş. Evet. Bana bir şey anlatmıştı. Yakın. Bununla ilgili olarak Türkoğlu dayılar oluyormuş. Dayılar, evet. Murat abinin. Ondan sonra o söylüyordu. Türkoğlu düğün etti. Dayılar çifte gitti. 50 okka un gitti. O da akşamdan bitti diye. Böyle bir yakın yakınmış. Olabilir. Yani oradan da böyle bir demek ki geleneğin devam ettiğini. 50 okka un değil mi? 50 okka un gitti. O da akşamdan bitti. Yani demek ki çok misafir gelmiş ki yapılan ekmek yetmemiş. Yetmemiş. Olabilir tabii, kalabalık gelince tabii haliyle. Ha bir dakika, o zaman şöyle bir şey diyeceğiz. Bakın özür dilerim. Şu videoma 3 dakika kaldı. Bir de şey var abi ya. Ne? Bu yakınlar var. Üsküdar'la Ömer'i var ya. Tabii canım. Yani. Üsküdar'la Ömer'i çok yakınları var ya. Sen hatta şey yaptın ya. Aydaş'ın da çektiği ya. Neydi o Boğazköy'ün eski simaları mıydı o? Şey ya, o Boğazköy'ün eski simalarını anlattım ben. Yani bir nevi şiirsel olarak. Şiirsel olarak o insanların yaşantılarını aktardık. Anlattım. Onu da videoda yayınladık. Evet. O şeyde Aydaş'ın da yayınladık. Evet. Bir daha çeker onu yayınlarız. O Üsküdar'lıyı, Mehmet Ali'yi. Tabii o anda şey, Kel Osman'ı. Hepsini canım, o eski simaların hepsini. Eski, vardı. Pipo Bekir'i, Havuz Mehmet'i, hepsi. Cim Bekir'i de anlattık değil mi? Evet. O da hatta şey dedin ya, o neydi o? Zeliha Hanım'ın, ne o? Gözleri maviden almış rengini. He? Zeliha yengemin tek sevgilisi. He? Merhamet fakiri, Yunus zengini, Cim Bekir'i bilir miydin sen hele? Ha, dur neyse galiba onu devam edelim de videom da bitiyor. Hasan Ali abimle sohbet hayli keyifli maşallah, sağ olsun bizi misafir etti bugün evine. Sağ olsun. Bizi de kabul etti. Kendisine teşekkür ederiz. Bu bizde de bu kültür adına, eski maziyi kayıt altına alma adına böyle kendisine güzel bir söyleşi yapıyoruz. Yeni neslin bunlardan haberdar olması için. Yeni nesil bu topraklardan uzak şey yaptığı için kendi bulundukları coğrafyada kendi kültüre göre şekil alıyorlar, yetişiyorlar. Bu kültürden uzak kalıyorlar. Merak ediyorlar. Atalarımız nasıl bir yaşantı içerisindeydi. Biz bunları yeni nesile aktarmak için bu kayıtları alıyoruz ve yayınlıyoruz. İnşallah akşam bizi böyle keyifle izleyecekler, çaylarını içecekler. Değil mi Hasan Ali abi? İnşallah. Sağ olsun Hasan Ali abim de çok beyefendi bir adam. Tamam. Kırmaz bizi. Neşelidir. Tamam. Sağ olsun. Tamam. Devam ediyoruz. Şu anda ne söyleyeceğiz? Bir üçüncü video, dörde geçeceğiz de bir çay molası verelim değil mi? Tamam. Şu an bir çay molası verelim. Ondan sonra iki video daha çekeriz. Tamam, tamam efendim? İnşallah, tamam. Tamam. Teşekkür ediyoruz efendim.